1,5 ay içerisinde evet. kişi bu tedaviyi yaşadı. Evet. Sonrasında devam mı ya da eve taburcu mu süresi artarak kontrol mü sunuyorsunuz diye sorular var. Biz de değerli hocamıza sizler adına konuşuyoruz. Şimdi 1,5 ay diyelim ki hastanın radyoterapisi bitiyor. Bu 1,5 aylık, 1 aylık, 20 günlük tedavi kararını zaten uluslararası standart dozlardır bunlar. Ona göre veriyoruz. Yani tümörü maksimum bu kadar günde öldürebiliriz ama sağlıklı organlara bu süre zarfında az zarar veririz. Biz sonuçta bir başka bir şey yöntemi, tedavi yöntemi gibi değil ki. Ya tamam yetmedi, biraz daha verelim, biraz daha verelim. Hayır. Bu matematiksel hesaplarla hücrenin çoğalmasını gösteren hani radyobiyolojisine göre, tümör radyobiyolojisine göre verilen bir karardır. Biz bunu 1,5 ayı bitirdikten sonra hastayı kontrole alırız, takibi alırız. Bu takibi özellikle ışın tedavisi bittikten sonra ortalama bir ay boyunca çok fazla görüntüleme yapmak istemeyiz. Neden? Hastaya zarar vereceğimiz için değil. Yani bu görüntülemeyi yaptığımızda hasta zarar görmez. Bizim ışın tedavisinin yan etkileri devam ettiği için doğru bir şekilde sağlıklı bir cevap alıp almadığımızı göremeyiz bu görüntülerle. Onun için en azından bir 20 gün, bir ay bir dinlendirir. Ondan sonra akciğer ışınladıysak akciğer tomografisini görürüz. İşte midesini ışınladıysak veya karaciğer ışınladıysak o zaman da tüm batın MR'ını çektiririz. Karşılaştırmaları yapıp değerlendirmemizi yaparız. Ama tümör için en önemlisi 2 yıl kanser takibinde. 2 yıl çok önemlidir. Hastalığın tekrarlama riski ilk 2 yılda çok önemlidir. O dönemlerde sıkı takiplerimizi sakın kaçırmayalım. Ben her şeyimi oldum, gidiyorum demekten ziyade işte 3 aylık mı doktor ne dediyse 2 aylık mı 4 aylık takipleriyle en az 2 yıl önemli. Ondan sonraki 5 yılda bizim için çok önemli. Bu 5 yılı bitirelim. Ondan sonra yine doktor gözetimimizde takiplerimizi yapalım.